Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. 3, 4, 5 yayınları Edebiyat Soru Bankası'nın konu anlatımında canlarım birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün ne var konularımızda? Şimdi canlarım hikaye konusunda başlamıştık. Hikayenin genel özellikleri Tanzimat'tan Milli Edebiyat'a hikaye. Şimdi Cumhuriyet döneminde hikaye ile karşınızdayız. Bunun bir tanesi daha var bu arada. Şimdi canlarım Cumhuriyet dönemine gelelim. Başlayalım. Şimdi bu dönemde arkadaşlar özellikle 23 ve 40 arası için 1923-40, 1923-50 arası diyelim ona biz. Nedir özellikleri? Bir kere canlarım yeni bir cumhuriyet kuruldu. Yani 600 yıllık büyük bir imparatorluğun ve medeniyetin ardından kurulan yeni bir cumhuriyet olduğu için ve yeni ilkeler, yeni inkılaplar olduğu için canlarım doğal olarak bu dönem hikayelerinde biraz da bunları halka anlatma amacı olacak değil mi? Doğal olarak canlarım bu dönem hikayelerinde birinci kural halka doğru ilkesi esas alınmış. Yani bu dönem hikayelerinde halk için, halkı ele alan hikayeler yazılmış. Milli Edebiyat döneminin pek çok romancısı ve hikayecisi vardı arkadaşlar. Yakup Kadri, Refik Halit Karay, Ömer Seyfettin 1920'de öldü maalesef. Onlar yazmaya devam ediyorlar ve doğal olarak bu dönem onların canların olgunluk dönemi oldu. Ama Cumhuriyet döneminde arkadaşlar hikayeyi bir tür olarak ele alan da pek çok yazar, sanatçı ortaya çıktı. Bu dönemde arkadaşlar pek çok sanatçı eserlerinde toplumsal konuları, Cumhuriyet değerlerini, Atatürk ilkelerini ele aldılar. Tabii ki farklı anlayışlarda eserler de var arkadaşlar bu dönemde. Bireyin iç dünyasını ele almak gibi. Dönemin ülkelerinde elde edilen zaferin, yeni kurulan ülkenin, kurumların modernleşmesinin coşkusu tabii ki hakim. Notumuzu aldık. Gözlemci gerçekliğe dayalı hikayeler de var arkadaşlar bu dönemde. Özellikle Sabahattin Ali, Sadri Ertem gibi. Canlarım bu dönemde doğal olarak tek bir yönelim, tek bir anlayış hikayede hakim değil. Farklı farklı anlayışlar. İşte dini duyarlılık var, bireyin iç dünyasını ele alan romancılar ve hikayeciler var. Toplumcu gerçekçi romancılar ve hikayeciler var. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren hikayeciler var. Şimdi bunlardan tek tek bahsedelim. Şimdi ama önce bu dönemde canlarım özellikle edebiyat ders kitabımızda geçen bazı hikayeleri koydum buraya. Çünkü edebiyat ders kitabımız canlarım artık önemli. ÖSYM soru hazırlarken muhtemelen bu kitaplara detaylı olarak bakıyor. Çünkü okul kitaplarına ağırlık verme düşüncesi hakim bu dönemde. Hangi hikayeler var okul ders kitaplarımızda 11 ve 12'de? Reşat Nuri Güntekin'in canlarının Leyla ile Mecnun. Fahri Celaleddin Göktulgan'ın Telak-ı Selasesi. Ercüment Ekrem Talun'un Teravih'ten Sahur adlı eseri. Nahit Sırrı Örik Eski Resimler. Sadri Ertem Bacayı indir bacayı kaldır. Memduh Şevket Esendal Otlakçı ve Pazarlık. Sabahattin Ali'nin Ses ve Kamyon. Sait Faik Abasyan'ın Son Kuşlar, Lüzumsuz Adam bu dönemin canlarım meşhur hikayelerinden örnekler. Milli ve dini duyarlılıklar arkadaşlar, konular Anadolu, milli değerler, Kurtuluş Savaşı ve toplumsal değişim olacak. Türk mitolojisi ve destanlardan yararlanacaklar bu tarzda yazan yazarlarımız. Kim var canlarım? Milli ve dini duyarlılıkta söyleyebileceğimiz Akagündüz ve Bahattin Özkişi'yi bu dönemde canlarım sayabiliriz. Bireyin iç dünyasını esas alan hikayeler canlarım. Bu sanatçıların canlarım doğal olarak amacı toplum değil bireyi ve bireyin psikolojisini yansıtmak. Doğal olarak da hikayeye bakarken bireyin psikolojisi açısından bakacaklar canlarım. Konular da doğal olarak bunalım, bilinçaltı, bireyin yalnızlaşması, yabancılaşması olacak. Modern yaşamın bireydeki etkisinden bahsedecekler arkadaşlar. Burada özellikle Peyami Safa, Tanpınar, Tarık Buğra, Mustafa Kutlu. Mesela Mustafa Kutlu da hikayeyi başlı başına bir tür olarak ele alan kıymetli bir sanatçı arkadaşlar. Aynı zamanda yaşayan hikayecilerimizden bir tanesi Mustafa Kutlu. Özellikle notumuzu alacağız onunla ilgili. Efendim devam edelim. Tarık Buğra arkadaşlar. Bağımsız bir sanat anlayışına bağlı bir yazar. Hikaye, roman, tiyatro türlerinin eserleri var arkadaşlar. Hepsi de kıymetli eserler bu arada. Tarihi, siyasi olayları, toplumsal çatışmaları ve bireyin iç dünyasını esas aldığını belirtelim. Tarık Buğra için. Eserlerinde arkadaşlar şiirsel, sıcak, duygulu bir üslubu var Tarık Buğra'nın. Özellikle oğlumuz hikayesini notun alalım arkadaşlar. Ders kitabımızda da var bu hikaye. Yarın diye bir şey yok. İki uyku arasında hikaye. Siyah Kehri var. Küçük Ağa. Roman bu arada küçük arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nı ele aldığı bir roman. Özellikle belirtelim Küçük Ağa'ya. Önemli bir not bırakalım. İbiş'in Rüyası ve Firavun İmanı. Gençliği Meyvah, Dönem Eşte, Yağmur Beklerken ve Osmancık. Osmancık için yine ayrı bir parantez açalım arkadaşlar. Çünkü Osmancık tarihi bir roman. Osmanlı'nın
kuruluşunu ele aldı romanı. Ayakta durmak istiyorum. Akümülatörü radyoda arkadaşlar. Bu ikisi de oyun yani tiyatrosu. Tarık Buğra. Oğlumuz yarın diye bir şey yoktur. İki uyku arasında hikaye notumuzu aldık. Küçük Ağa ve Osmancı'yı özellikle belirttim canlarım. Ayakta durmak istiyorum ve akümülatörü radyoda oyunları dedik ve Tarık Buğra'yı geçelim. Şimdi canlarım toplumcu gerçekçi hikayeler. Bunlar doğal olarak toplumu gerçekçi bir bakışla ele alacak yazarlar. İşçi, köylü, kasabalı, varoşçada yaşayan insanların sınıfsal meselelerini ele alan hikayeler arkadaşlar. Hikaye toplumdaki sorunları dile getirmek ve toplumu yönlendirmek amaçlı yazacaklar ve hikayeyi bir araç olarak kullanacaklar doğal olarak. Burada kimleri sayabiliriz canlarım? Fakir Baykurt, Kemal Tahir, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Sadri Ertem, Samim Kocagöz, Talip Apaydın gibi sanatçılar. Bu tarzda sanatçılar ama bir 23, 40, 23, 50 arası için bunların hepsini şu anda vermeyeceğim. Bir kısmını daha sonraki sunumlarda, videolarda bahsedeceğim. Toplumcu gerçek hikaye deyince arkadaşlar aklımıza öncelikle kim gelecek? Sadri Ertem. Çünkü canlarım bu saydığımız yazarlar arasında en eski olan, tarihsel anlamda en eski olan Sadri Ertem. Tabi o da çok genç yaşta yani 43 yaşında vefat eden bir sanatçı, bir yazar. Biz de canlarım Sadri Ertem deyince aklımıza ne gelsin? İlk defa fabrika işçi meselesini ele alan ve ilk defa bu konuyu işleyen bir yazar Sadri Ertem. Aklımız özellikle hikaye olarak silindir çapı giyen köylü, korku, bacayı indir bacayı kaldır Bay Birgül ve bir şehrin ruhu aklımıza gelsin arkadaşlar. Köylü ağa, işçi patron, sömüren sömürülen gibi konuları ele almış, amacı halkı bilinçlendirmek ve bilgilendirmek olmuş arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi ve devrimleri benimsetmeye çalışmış bazı eserlerinde. Birinci Dünya Savaşı anları da konu olarak geçmiş. Sadri Ertem dedik canlarım. Silindir çapı giyen köylü, bacayı indir bacayı kaldır Bay Virgül ve bir şehrin ruhu Sadri Ertem öyküleri geçtik. Sabahattin Ali. Edebiyatımızın en çok sevilen, en çok okunan, o da çok genç yaşta maalesef ölmüş bir sanatçı. Hikayeleri var, romanları var az sayıda. Kürk Mantolu Madonna, Kuyucaklı Yusuf ve İçimizdeki Şeytan hatırladınız muhtemelen. Şiirleri halk şiiri tarzında şekil olarak ama çok duygusal, çok lirik şiirlerdir. Pek çoğu da bestelenmiştir arkadaşlar. Harika şiirleri vardır. Hikayeleri Sabahattin Ali'nin canlarım. Değirmen, Kaan'ı, Ses, Yeni Dünya, Sırça Köşk gibi hikayeleri var. Canlarım olay hikayesini yazan bir hikayeci. Gerçekçi bir hikaye anlayışına sahip. Köyü ve köylüyü, köylü sorunlarını anlatmaya çalışmış hikayelerinde. O yüzden canlarım Sabahattin Ali için Değirmen, Kaan'ı, Ses, Yeni Dünya, Sırça Köşk'ü belirttik. Romanları da arkadaşlar çok çok popüler ve kıymetli romanlardır. Özellikle Kürk Mantolu Madonna, Raif Efendi ve Marie Puder kahramanlar. Kuyucak Yusuf'ta Yusuf ve Muazzez, İçimizdeki Şeytan'da da arkadaşlar Ömer adlı kahramanın hikayesini ele alıyor. Dağlar ve Rüzgar'da şiiri, halk şiiri biçimiyle yazılmış. Yani serbest nazım tarzlı şiirler değil bu arada. Ama oldukça duygusal ve güzel şiirlerdir. Sabahattin Ali'yi geçtim. Fahri Celaleddin Göktulgu arkadaşlar. Daha çok milli meseleleri, Çanakkale Savaşı'nı, Birinci Dünya Savaşı'nı, Kurtuluş Savaşı'nı ele almış eserlerinde arkadaşlar. Psikolojik konularda öyküleri de var canlarım. Kitabımızda, ders kitabımızda var. O yüzden özellikle buraya koymak istedim. Hangi eserlerini bilelim? Fahri Celaleddin Göktulgu deyince canlarım. Telak-ı Selase, Kına Gecesi, Elde Bir Mustafa Efendi ve Avur Zavur Kahvesi adlı 4 kitabı var. Bunları bilmeniz yeterli. Bu sanatçı için neden koydum? Pek çoğunuz ilk defa duymuş olabilirsiniz bu sanatçımızı. Ama ders kitabımızda geçtiği için koyma ihtiyacı duydum arkadaşlar. Ercüment Ekrem Talu arkadaşlar. Özellikle bununla ilgili en büyük ipucunuz Meşedi'nin hikayeleri olsun. Meşedi canlarım kim bu adam? İranlıların efsanevi bir kahramanı. Onun işte yüzlerce hikayesi var. Ercüment Ekrem Talu onları aslında Türkçe'ye çevirmiş. Neyi bilelim canlarım onunla ilgili? Teravihten Sahura, Kız Ali, Gün Doğmayınca adlı eserlerini bilelim arkadaşlar. Toplumsal konulara ağırlık vermiş bu arada. Halkın ve bireylerin bilgisizliği, cahilliği, kurnazlık, cimrilik gibi kavramları ele almış Ercüment Ekrem Talu. En büyük hatırlatıcımız neydi? Meşedi ve Meşedi'nin hikayeleri dedik. Notumuzu aldık Ercüment Ekrem Talu için. Şimdi sevgili arkadaşlar, Kenan Hulusi Koray'dan aslında bahsettik değil mi? Yedi meşaleciler anlatırken topluluğun tek öykücüsü olarak geçmişti.
Şiir konusunda anlatmıştım ama burada bir daha anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, Kenan Hulusi Koray'ı korku hikayeleriyle hatırladınız belki. Aklımızda kalacaktı. Türk Edebiyatı'nın ilk defa korku, ürperti temalı hikayeler yazan sanatçıydı. Kenan Hulusi Koray. Bir Yudum Su aklımıza gelecek. Bahar Hikayeleri aklımıza gelecek. Son Öpüş aklımıza gelecek. Bir Otel'e Yedi Kişi aklımıza gelecek. Bunlar öyküleri canlarım. Bir de romanı vardı. Belki hatırladınız. Neydi romanı? Osmanoflar, sanatçının tek romanı. Şimdi canlarım, düş gücünü esas alan bir sanatçı Kenan Hulusi Koray, toplumsal ve psikolojik konulu öyküleriyle ön plana çıkmış bir sanatçı. Toplumsal konulu öykülerinde sevgili arkadaşlar, toplum içinde her gün rastlanabilecek olaylar, köylünün dertleri, bilgisizlik gibi konulara değinmiş. Kendi gözlemleri canlarım ve duydukları, gördüklerinden ele almış öykülerinin konularını. Tabii ki psikolojik tarzda hikayeler de var demiştik. Özellikle korku hikayelerinde arkadaşlar. Ve ne olarak bilelim Kenan Hulusi Koray'ı canlarım? Yedi meşalecilerin içinde öykü türünde öne çıkan, şiir yazmayıp öykü yazan tek sanatçı Kenan Hulusi Koray. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar, öykü deyince aklımıza gelecek ilk dört isimden bir tanesi şüphesiz Sait Faik Abasıyanık. Sait Faik Abasıyanık da maalesef çok kısa ömürlü olan sanatçılarımızdan bir tanesi ama bu kısa ömrüne rağmen Ömer Seyfettin gibi edebiyatımızı en ciddi şekilde etkileyen sanatçılardan bir tanesi. Ömer Seyfettin için de bu değil mi? Ay öyle olmuştu. Sabahattin Ali için de bu geçerliydi arkadaşlar. Mesela şiirde Orhan Veli için bunu söylemiştik. Çok kısa ömrüne rağmen edebiyatımızda çok derin ve çok ciddi izler bırakan sanatçılar da bunlar. Şimdi ne bilecek bir öğrenci Sait Faik Abasıyanık deyince? Bir canlarım, İstanbul öykücüsü olduğunu bilelim. Notumuzu alalım. Peki ne anlatıyor Sait Faik abimiz eserlerinde? Ya daha doğrusu nasıl bir anlayışı var? Bir kere denizi, denizcileri, balıkları, balıkçıları, İstanbul'u, İstanbul'un semtlerini, İstanbul'un sıradan insanları, mesela ayakkabı öğrencilerini anlatmış. Yani İstanbul'u, denizi ve denizcileri, adaları anlatmış bir sanatçı canlarım. Sait Faik deyince başka ne aklımıza gelecek canlarım? Özellikle şunu unutmayalım. Giriş, gelişme, sonuç bölümü bulunmayan öykü. Yani durum, kesit öyküsünün bizdeki ilk iki sanatçısından bir tanesi. Memnu Şevket Esendal ve ikinci olarak da canlarım Sait Faik Abasıyanık. Devam edelim. Burada bahsettiğim İstanbul, adalar, denizler, balıklar, sıradan insanları ele almış dedik arkadaşlar. Psikolojik konuda öykülerinde arkadaşlar dostluk, insan sevgisi, başta olmak üzere aşkı, özlem, yalnızlık gibi değişik konuları işlemiş. Canlarım şimdi o bir İstanbul sevdalısı olduğu için dostları Sait Faik öldüğü zaman onun bir İstanbul turu yaptırmak istiyorlar. O yüzden de bir arabaya koyuyorlar, üst açık bir arabaya ve Boğaz'ın etrafında güzel bir İstanbul turu attırmadan onu gömmüyorlar. Çünkü o Sait Faik gerçek bir İstanbul aşığı ve İstanbul öykücüsüdür arkadaşlar. Sait Faik'le devam edelim canlarım. Neyi bilelim onunla ilgili arkadaşlar? Dedik ki İstanbul öyküsü dedik, durum kesit öyküsü dedik, sıradan insanları konu almış dedik ve Sait Faik, hani isminde S var ya, eserinde de arkadaşlar hep S geçiyor farkındaysanız. Sait Faik, Semaver, Sarnıç, Şahmerdan, Lüzumsuz Adam, Mahalle Kahvesi, Havada Bulut Yok, Kayıp Aranıyor, Kumpanya, Son Kuşlar, Alemdağ'da Var Bir Yılan, Tüneldeki Çocuk, Mahkeme Kapısı, canlarım hikayeleri. Kayıp Aranıyor, onun romanı, Konsolos Kızı Nevin'in hikayesini anlatıyor Kayıp Aranıyor'da. Medarı Maişet Motor romanı canlarım. Şimdi ilk saydıklarımız arkadaşlar öykü türünde yazdığı eserleri. Kayıp Aranıyor ve Medari Maişet Motoru roman türünde eserleri. Şimdi Sevişme Vakti arkadaşlar onun şiir türündeki eseridir. Sait Faik için ayrı bir not alalım arkadaşlar. Oldukça önemli ve çıkma ihtimali yüksek bir sanatçı dedik. Geldik Memdu Şevket Esendal'a. Memdu Şevket Esendal arkadaşlar Sait Faik'ten önce durum kesit öyküsü yazan ve bu türle bizi tanıştıran kişi. Bir bürokrat olduğu için arkadaşlar hayattayken hikayelerini hiçbir zaman kitaplaştırmamış. Çok fazla ön plana çıkmamak için belki de. Hikayeleri genelde dergilerde ve gazetede yayımlamış bir sanatçı Memnu Şevket Esendal. Ama o öldükten sonra dostları onun eserlerini kitap haline getirmişler. Şimdi Sait Faik arkadaşlar sıradan insanları, en sevimsiz tipleri bile çok sevimli bir şekilde anlatmayı başarabilen bir sanatçı. Doğal olarak canlarım eserlerinde memur, esnaf, köylü, aydın, ev kadını, yüksek bürokrat gibi toplumun her kesiminden insanları ama onların hepsini sevimli bir şekilde anlatma endişesi var.
Bu kişilerin küçük yaşam kesitlerindeki görünüşlerini, yerli ve milli olan her olguyu hayranlık, iyimserlik ve hoşgörüyle anlatıyor. Memnu Şevket Esendal. Şimdi canlarım, Esendal deyince aklımıza birinci olarak Otlakçı gelecek. Mendil Altında, Veysel Çavuş, İhtiyar Çilingir, Hava Parası, Kelepir, Gödeli Mehmet bunlar hikaye türünde eserleri canlarım. Otlakçı, Mendil Altında özellikle belirselim onları. Ayaşlı ve Kiracıları, Miras, Vassaf Bey, roman türünde eserleri. Canlarım, eser özetleri kısmında Ayaşlı ve Kiracılarından bahsederiz muhtemelen ama olayın Ankara'da geçtiğini unutmayın. Ayaş, Ankara'nın bir semti ya. Orada bir apartmanın sahibi bir adam var. Ayaş semtinde. Apartman odalarını kiraya veriyor. O apartmanda geçen olayları anlattığı roman canlarım. Ayaşlı ve Kiracıları dedik ve geçtik. Şimdi canlarım derleyip toparlayalım. Cumhuriyet döneminde hikaye birinci videosundayız. 23-40 yıllar arasında arkadaşlar başlıca öykü yazarları olarak yer alan yazarlarımızın ele aldıkları konulara göz atıldığında arkadaşlar gözleme dayalı gerçekçiliğin gittikçe geliştiğini göreceğiz. Bunu bir aldık. Öykünün ayrı bir tür olduğu görüşünün ortaya konmasıyla birlikte sanatın toplum üzerinde bir işlevi olması gerektiği düşüncesinin de egemen olmaya başladığı dikkat çekiyor. Notumuzu aldık. Bu düşüncenin yanı sıra arkadaşlar yalnızca öyküler yazmayı gerçekçilik için yeterli gören yazarlar da göze çarpıyor. Memnu Şevket ve Sait Faik gibi. Yani onlar öykücü olarak öne çıkan yazarlar. Mesela Mustafa Kutlu. Ama tabii ki Mustafa Kutlu 1950 sonrası yazan bir sanatçı. Onu belirtelim. Öykü yazma yönteminde ise bir yandan klasik öykü var. Reşat Nuri, Halil Edip, Yakup Kadri ve daha pek çok sanatçı. Ama bu dönemin canlarım en büyük farklılığı durum kesit öyküsü dediğimiz Çehov tarzı öykünün de doğduğu dönem. Memdu Şevket ve Sait Faik'e ayrı bir yer açtık. Bu hikayede canlarım giriş, gelişme ve sonuç bölümü yok. Yani hayattan kareler ve durumların anlatıldığı, psikolojik tabloların verildiği farklı ilginç bir hikaye türü. Sevgili arkadaşlar, Cumhuriyet döneminde hikaye konusunda birinci videomuzu yapmış olduk. Bir videomuz daha var. Bence onu da izledikten sonra arkadaşlar sorularımızı çözmeye başlayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.